Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bildiğim kadarıyla diyor, herkesten dua istemek lazım diyor. İşte bu herkes kısmına dinleyicimiz takılmış. Yani açıktan günah işleyen insanlardan da dua istenir mi diyor. Efendim büyüklerin hayatlarını okurken ve kitaplarını okurken bizim de dikkatimizi çekti. Mesela herkesten dua istemek. Bunu yapmışlar da, istemişler de. Tabii sonra kitaplar okurken onun sebebi hikmet de aynı şekilde açığa çıkıyor. Mesela fasık birisinden dua istendiği zaman veya bir daha sahibi birisinden dua istendiği zaman, böyle birisinden dua istendiğinde, hani kitapları yazıyor, bir de sahibin duası kabul olmaz diye. Niye istemişler peki? Ha, niye istemişler? Bir de şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Ben 5 vakit namaz kılıyorum, işte emirleri yapmaya çalışıyorum. O yapmıyor, biliyorum bunu. Ondan dua isteyeceğime kendim ederim, daha iyi gibi diye hatıra düşünüyorum. gelebiliyor. Bunun şimdi öncelikle orasına bir cevap verelim. Onu da aynı şekilde bildirmişler. Şimdi orada emir marif yapıyorlar büyükler. Nasıl emir marif yapıyorlar? Bir, hani evliya bir zat, herkes biliyor, alim bir zat. Bize dua edin diyor fasık birisine. Şimdi o fasık birisi eziliyor, büzülüyor. Ya benden dua istedi. Bir hemen muhabbet harekete geçiliyor. Hem ona aynı şekilde dua etmeyi hatırlatıyor. Bir yerde aynı şekilde onun dua etmesini, Allah-u Teala'ya yüzünü çevirmesini murad ediyor. Bu bir. Şimdi böyle bir talep neticesinde o bir eziliyor. Ondan sonra boynu bükülüyor. Günahlarını hatırlıyor. Günahlarını hatırlayınca, Ya Rabbi deyince, boynunu bükünce ve onun yaptığı duanın da kabule aynı şekilde makrun olması, yani yakın olma durumu söz konusu. Yani iki taraflı bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan dua istiyor. Peygamber Efendimiz istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Siz de mi ya Resulallah diyorlar. Siz dua edin. O duanın dua edene mi edilene mi faydası olur? Onu Allah bilir buyuruyorlar. Dolayısıyla büyüklerin hayatına baktığımız zaman herkesten dua istemişler. O kimse dua ederken bana falan zat böyle demişti. Veyahut da salih bir Müslüman, veyahut da 5 vakit namazını kılan bir Müslüman benden dua istemişti. Hatırına gelecek. Diyecek ki ben dua ederken ya o 5 vakit namazını kılıyor, ben kılamıyorum. Ne oldu? Otomatik olarak emir maruf oldu. Dolayısıyla faidesi kendisinedir. Ve herkesten dua isteme konusunda bir de din büyüklerinin, hani her tarafın aynı şekilde Madalyonun öbür tarafında, bu tarafında Evet. hepsini açmışlar. Mesela buyuruyorlar ki yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmemek, insanlardan dua istememek, bilmediğini sorup öğrenmemek kibir alamettir buyuruyorlar. Kibir alameti. Hani deminki verdiğiniz misalde var Evet, ya. evet. Ya ben 5 vakit namaz kılıyorum arkadaş ya falan. Haramdan da sakınıyorum falan. Adam aynı şekilde günahkarın tekidir ya. Ondan mı dua isteyeceğim? İyi arkadaş, o günah işliyor. İşlediği günah da biliyor. Boynu bükük. Sen namaz kılıyorsun ama oklava gibi dimdik duruyorsun. Oklava yutmuş gibi Kendini dimdik ondan duruyorsun. üstün görüyorsun. Üstün görüyorsun. Daha beter birisine saplandın. Çünkü Allah-u Teala diğer günahlara sıfatlarıyla düşman. Kibirliğe zatıyla düşman buyuruyor. Mesela iblisin kaybetmesinin sebebi kibirlendiği içindir. Onun için kibirli olmak şeytan sıfatlı olmaktır buyuruyor. Mesela bir de bu Silsile-i Aliye diye kitaplara geçmiş. İşte Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Abdullah Dehlevi Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Baki Billah Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri, bunlar Silsile-i Aliye diye biliniyor. Altın Halka diye de kitaplarda zikrediliyor. Şimdi bu Silsile-i Aliye büyüklerinden ismi zikreden Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyorlar ki, yani nasıl kavuştum buna? Ben her karşılaştığım, her iş yaptığım kimseden dua isterdim buyuruyor. Bir gün işte kendilerine bir haftalık mesafedeki, kendi köylerinde buğday yok, sıkıntı var. Buğday almak için işte bir haftalık veyahut da 10 günlük neyse mesafedeki o köye, kasabaya gidiyor. Buğday alıyor, parasını veriyor. Kendi köyüne dönüyor. Buğdayları indirince, aa diyor, ben unutmuşum.
Geri dönüyor tekrar. Bir haftalık, 10 günlük yolu geri dönüyor, gidiyor. O satıcıyı buluyor, saçta tanıyor. Diyor ki buğdaylardan bir şey çıktı. Hayır, paradan mı aynı şekilde bir şey var? Yok diyor. Diyor, niye geldin diyor ya bir çocuk. Yani genç yaşında daha. Niye geldin? Efendim diyor, ben diyor alışveriş yaptığım, görüştüğüm, konuştuğum, yani muamele ettiğim her kimseden dua isterdim. Ama diyor sizden dua istemeyi unutmuşum diyor. O buğday tüccarı da biliyor onun geldiği yeri. Bir hafta, 2 haftalık yol. Adam böyle taaccüp ediyor, hayret ediyor. Bu kadar yolu diyor, bunun için mi geldin? Evet diyor, efendim bunun için geldim. Adam bakıyor, elini açıyor. Ya Rabbi diyor, bu ne istiyorsa ver gitsin diyor. Ya o kadar şey olmuş ki, bu diyor ne istiyorsa ver bu kulun diyor ya. Diyelim de pek mi diyor ya, 1 haftalık 2 haftalık yolu gelmiş, sadece dua istiyor. Ben bir diyor buğday tüccarıyım, bu diyor ne istiyorsa ver gitsin bunu. Ver gitsin. Ve Ubeydullah Hazretleri buyuruyor ki o andan itibaren kalbinde kıpırtamalar meydana geldiğini anladım, hissettim buyuruyor. Bir de bir hadise daha anlatılır. Allah rahmet eylesin. Hemen abine de anlatırlardı bunları sıklıkla. Bir hadise daha anlatılıyordu. Vaktiyle adam bir genç delikanlı Allah yolunda Allah Teala'nın rızasına kavuşmak için kendisine bir rehber arıyor. Bunu bir şey yapıyor falan, olsana bir tanesi de buna bir yol gösteriyor. Ya diyor, böyle diyor, hakiki olan rehberler gel bana demez diyor. Bunlar biz bilmeyiz, biz cahiliz derler falan. Nasıl bulacağım? Bunlar diyor mütevazıdır. Camiye gitsen diyor ön safta bulunma, geride bulunurlar falan filan. Ne yapacağım diyor. Valla niyetini düzelt diyor. Git işte falan camiye diyor. En son camiden en son çıkanın peşine takıl diyor. Allah Allah. Yani işte saf temiz, hakikaten camiye gitmiş sabah namazında. Geride kalan birisinin peşine takılmış. Sonra efendim selamünaleyküm, ben geldim. Hoş geldin evlat da, niye geldin? Beni irşad edin, ben size tabir. Demiş, oğlum sen ne diyorsun demiş ya. Ne irşadı, ne talibi, ne talebesi. Efendim işte bu büyükler böyle dermiş. Ne büyüğü oğlum demiş, ben demiş oduncuyum be ya. Dağdan odun keser, aha da bak ellerine bak nasırlı demiş ya. Ben demiş ne bilgisi ne ilmi, bende bir şey yok. Ben demiş kendim namaz kılarken bile hani sureler bile aynı şekilde beceremiyorum. Kendimi zor kurtarırım falan. Fakat genç ayrılmıyor. Bu büyükler öyle diyormuş. Oğlum demiş, anlatamadım mı? Ben oduncuyum ya. Ben büyük falan anlamam. Bilmem de. Ne demek olduğunu da bilmem falan. Kapıya kadar geliyor. Fakat genç gitmiyor. Adamcağız demiş ki bak evladım tekrar ediyorum diyor. Ya ben bir şey değilim. İçeri giriyor. Genç bekliyor kapıda. Pencereden bakmış, kapıda duruyor. Abdestini tazelemiş. Ya Rabbi demiş, benim halimi biliyor. O dışarıdaki o genç kulunun da kalbini biliyor. Bende bir şey yok. Bu da saf temiz bir şekilde gelmiş. Benimle alakası yok. Bunun diyor muradı neyse sen yardım et ya Rabbi buna diyor. O anda birisi gelmiş kapıya. Gence demiş ki açmadı mı kapıyı demiş. Açmadı demiş. Bekle demiş seni, açacak o. İçeri giriyor. Onun sana bir saat falan içeride kalıyor. Çıkınca biraz sonra seni çağıracak diyor. Hakikaten biraz sonra onu çağırıyor. Anlatıyor, gidiyor. Ondan sonra bu aradan 1 ay 2 ay geçince genç mesafe almaya başlayınca oduncu diyor ki evlat senin ihlasın temizliğin sebebiyle bende diyor bir şey yok. Allah Teala diyor Hızır Aleyhisselam'ı gönderdi. O bana anlatıyor, ben de ondan dinlediklerimi sana naklediyorum. Bende bir şey yok. Beni ilgilendirmez diyor. Benim rehberim sensin. Benim rehberim sensin. Evet. Şimdi oduncu demedi genç. Yani o temizliği sebebiyle muradına kavuştu mu? Evet kavuştu. Onun için biz kimseyi hakir görmeden, hatta ben şeyde şahit olduydum. TGRT'nin o ilk yıllarında işte o zaman şarkıcılar, artistler falan, filmciler falan filan geliyordu. Onlarla şeyi hatırlarsın, o TGRT eski binasının bulunduğu yerde yemekhaneyi. Evet. O yemekhanede onlarla bir yemek yedilerdi. Emir abi. Emir abiler yemek yedilerdi. Onun 2 tane kapısı vardı. Birisi hani evet, giriş tarafından, bir öbürsü de arka taraftan. Bizim odamız da o arka taraftaydı. O kapı da açıktı. Ben oradan geçerken baktım Emir abiler de ayağa kalkmıştı. Yemeği bitirmişler falan. Baktım oradakilerin hepsinden duyuluyordu. Siz Emir abiye dua edin diyordu onlardan. Onlara. Şarkıcı, türkücü, artist hepsinden dua istiyordu. Allah Allah dedim ya. Ben bir şok oldum yani bu dinleyicimizin dediği gibi. Ya dedim hani şey yani nasıl falan filan. Ama sonradan öğrendim ki mesela onlar belki de ömürlerinde hiç duymadılar onu. Dua etmek, şey yapma falan filan diye. Sonra bir şarkıcı program yapıyordu bize. Bu programında işte bacım bana dua et, bacım bana dua et deyip duruyordu. Yani dua kelimesini onlar lukatına sormuştu.
O farklı bir şey. O farklı bir şey. Dolayısıyla biz de kimseye hakir görmeden talep edebilir miyiz? Edebiliriz tabii. Evet.